Ben sana olur olmaz zamanlarda arama beni demedim mi? Kızma. Nereye karar verdiğini merak ettim sadece. Gerçekten kadını bulacak mısın? Vay arkadaş ne kızmış ya, ne kızmış ya. Bir tarafta Kerim'e bir tarafta sen. Ya bunca yıl sonra bu kızı bulup da ne yapacağım? Neyime yarar benim? Ha bugün ha yarın bulacağım deyip oyalayacağım işte Kerim'i. O da sonunda pes edecek. Tamam merak etme. Kerim'i ben halledeceğim. Sen benden haber bekle. Daha hamilelikte bunca patırtı koptu. Yani bir de Meryem doğurunca ne olacak onu bilemiyorum. Ne olacak sanıyorsun? Gelin kaynana birbirlerine girecekler. Ayşe her sıkıldığında soluğu bu evde alıyor ya. Merak etme. Bundan sonra hiç buradan çıkmaz. Dur bakalım hele bir doğsun da göreceğiz. Müsaadenizle ben odama geçiyorum. Biraz çalışmam lazım. Tamam kızım kolay gelsin. Kerime. Hı. Eve geldiğinde yüzün bir tuhaftı. Ayşe var diye soramadım. Bir şey mi oldu? Ben Yusuf'u telefonda biriyle konuşurken duydum. Benden bahsediyordu. Kime? Kime bilmiyorum. Ama ona ben Kerime'yi halledeceğim diyordu. Allah Allah. Ne demekmiş şimdi bu? Ne demek bilmiyorum Nebahat. Ama bence Yusuf beni kandırıyor. Tövbe. Ve başka bir şey gelmiyor aklıma. Yani beni oyalıyor gibi geliyor. Kiminle konuşuyor olabilir ki Kerime? Meseleyi bilen biri daha var demektir bu. Bence de. Ve ben onun kim olduğunu öğreneceğim. Biz yine hafiyeliğe başlayacağız desene yani. Yusuf. Ne yaptın? Kızımla ilgili var mı bir gelişme? Ne gelişmesi Kerime? Nereden bulacağım hemen? Ne zaman bulacaksın peki? 3 günde sen bulacağım sanki. Yahu yerini bilmediğimiz birisini arıyoruz. Ama arıyorsun değil mi? Yani araştırıyorsun. Yani oyalamıyorsun beni değil mi Yusuf? Üstüme gelme Kerime. Sana tamam dedim, söz verdim ya. Allah Allah ya. Ya kendi evimde bile rahat yok. Delireceğim ya. Ya sen işin gücün yok mu? Git onlarla uğraş hadi. Bakalım sözünü tutuyor musun? Yoksa beni oyalıyor musun Yusuf? Göreceğiz.